küresel ve emperyal düzen küresel bir akıl yoluyla ve küresel seçkinler tarafından oluşturulan bir çerçeve üzerinde çalışarak İslam dünyası toplumlarına da vaziyet etmeye devam ediyorlar. Küresel aklın, küresel seçkinler aracılığıyla ortaya koydukları çerçeve tamamen pozitivist ve pragmatist bir çerçevedir. Onlar geleceğin dünyasında İslami bir modelin somutlaşmaması için şimdiden önlem alınması gerektiği konusunda ne yapmaktadırlar? Çalışmalar yapmaktadırlar. Onlar İslam dünyasında İslam'ın demokrasi aracılığıyla bile olsa toplumlara vaziyet etmesi konusunda tedirgindirler. Nitekim Cezayir'de böyle bir gelişme engellenmiştir. Mısır'da böyle bir gelişme ne yapılmıştır? Engellenmiştir. Bütün bu müdahaleler İslam dünyası çapında özellikle İslami düşünce hayatı için bir uyarı olmalıydı. Ama halen böyle bir uyarının üzerimizde herhangi bir etkisinde ne yapamıyoruz? Söz edemiyoruz. Eğer İslam dünyası toplumlarında bu emperyal projenin ya da küresel aklın oluşturduğu işte vizyonun, programın üzerimizdeki etkilerine ilişkin bir şey yapıyor olsaydık, bunun için ne yapmamız gerekiyordu? Bir ortak ümmet aklı oluşturmak, ortak bir ümmet vizyonu oluşturmak, ümmete özgü bir iklim oluşturmak gerekiyordu. Ama arz ettiğim gibi biz ulus devlet olarak tanımlanan toplama kamplarında yaşamaya devam ettiğimiz için ne yapamıyoruz? Bir ümmet vizyonu üzerinde çalışmıyoruz. Çünkü İran'ı suçlarken ne yapmıyoruz? Kendimizi suçlamaya aklımıza getirmiyoruz. Ya da işte Suudi Arabistan'da Selefiler ya da Mısır'da Selefiler ya da diğerleri kendilerini suçlamayı ya da kendilerini sorgulamayı akıllarına getirmiyorlar. İran modern zamanların günah keçisi olarak seçilmiştir. Herkes İran üzerinden vuruyor. Bu İran'ın kusursuzluğu bunu söylemek anlamına da gelmiyor. Burada yapılması gereken şuydu. Ulus devlet çıkarlarının yerine bir ümmet bilinci, ufku, kültürü, dayanışması konulmuş olabilseydi ve bu bir iradeye dönüştürülmüş olabilseydi. Örneğin bu ne yapılabilir? Hacda bir iradeye dönüştürülebilirdi. Ama ne yapmıyoruz? Hiçbir zaman haccın bir gündemi yok, bir programı yok. Daha önce seninle konuştuk. Haccın bir gündemi yok, programı yok. Hacda büyük kitleler, büyük sürüler halinde, büyük bilinçten yoksun olarak, büyük duyarlılıklardan yoksun olarak ne yapıyorlar? Sadece bir panayıra katılıyorlar. Çünkü oradan bu küresel tahakküme karşı, tahakküm üreten dile karşı ne yapmıyor? Bir direniş sadır olmuyor. Bir eleştiri sadır olmuyor. Bir uyarı sadır olmuyor. Bunlar sadır olmayınca bir tehdit de sadır olmuyor. Biz büyük sürüler halinde yaşıyoruz. Dolayısıyla büyük sürülerin manipüle edilmeleri, büyük sürülerin güdülmeleri, yönlendirilmeleri her zaman daha kolay hale ne yapılabiliyor, gelebiliyor. Orta Doğu'da son dönemde olup biten şeylerle ilgili olarak Türkiye örneğinden hareketle yola çıktığımızda şunu görüyoruz. Arap Baharı klişeleri hala kullanılıyor. Arap devrimleri klişeleri hala kullanılıyor. Bunu kullananların mahcup olmaları gerekirdi. Çünkü her yerde Arap isyanlarının cereyan ettiği her yerde ne yapılmıştır? İlgili ülkelerde daha geriye gidilmiştir. Bir adım dahi ileri atılamamıştır. Toplumsal bünye, sosyal bünye olaylardan önceki durumundan daha zayıftır.
olaylar başlamadan önceki toplumsal mutabakat bozulmuştur. İstikrar bozulmuştur. Her yerde bir karşıtlık ve çatışma ve gerilim ortamı vardır. Ve bunlar halen ne yapılabilmiş değildir, giderilebilmiş değildir. Yani her ülkede fabrika ayarlarına geri dönülmüş olması demek, buralarda hiçbir zaman kendiliğinden bir ayaklanmanın olmadığı manası taşır. Ayrıca gerek Mısır'da ve gerekse Tunus'ta hiçbir zaman kitlelerin İslam'ı talep ettikleri, İslam'ı bir bütün olarak talep ettikleri görülmemiştir. Onlar neoliberal, yani daha doğrusu Mısır'da ve Tunus'ta genç kuşakların daha çok neoliberal talepleri var. Çünkü bugünün dünyası daha çok neoliberal dünyanın dikte ettiği kavramlarla, çözümlerle ne yapılıyor? Düşünüyor. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz tablo hiçbir ülkede yapısal bir değişim ve dönüşüme öncülük edebilecek bir kültürel birikimden yoksun oluşumuzla alakalıdır. Yeni bir yapısal bir dönüşümün bütün boyutlarıyla gündeme kazandırılmasını temin edecek kadrolardan yoksun oluşumuzla ilgilidir. Örneğin Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in yalnız bırakılması bir grup Selefi Vahabi partinin tavrıyla ilgili olduğu kadar yine Mısır'da tasavvuf hareketlerinde aynı zamanda ihvanı yalnız bırakmasıyla alakalıdır. Ortada küresel müdahaleye karşı Müslümanların birbirleriyle bir dayanışma oluşturmalarına bile imkan vermeyecek ölçüde bir parçalanma olduğunu ne yapmak gerekiyor? Hatırlamak gerekiyor. Eğer her grup kendi meşruiyetini kendi yöntemlerinden alıyorsa, yani İslam'dan, İslami bütünden değil, kendisini İslami bütüne temsil, nispet etmek yerine kendi parçasına nispet ediyorsa ne yapılamaz? Buradan yeni bir inşa çıkarılamaz. Onun için bu kadroların her şeyden önce hizip bencilliği gibi, mezhep bencilliği gibi, etnik köken bencilliği gibi, lider bencilliği gibi ne yapmaları gerekiyor? Bencilliklerden uzaklaşmaları gerekiyor. Çünkü yaşayarak gördüğümüz üzere her bencillik nedir? Bir putperestliktir. Hiçbir bencillik, hangi tür bencillik olursa olsun, hiçbir bencillik meşruiyet üretemez. Hiçbir fanatizm meşruiyet üretemez. Hiçbir aşırılık meşruiyet üretemez. Meşruiyet müşavereyle, müşavereden hareketle ortak bir akla dayalı, ortak bir iklimin oluşturulmasıyla çok yakından ilgilidir. Ve ortak aklın da naslara dayalı bir bütüncül bir dili gerçekleştirmesiyle ilgilidir.